Selamlar, Chiliz'de birazcık ortalık karıştı. Ben de saat geç olmasına rağmen şöyle hem teknik hem temel anlamda şu Chiliz'de ne olacak bir bakalım istiyorum. Chiliz zaten iyi bir coin, temeli olan bir coin. Hani kovalıyorlar bir şeyler ama e, böyle sert bir yükseldi ve birazcık e, gri durumlar var. Onları birazcık konuşalım. Öncelikle tabii ki de klasik Bitcoin'de durumlar ne? Bitcoin çok kötü olacaksa tabii ki de altcoin çilesi milisi dayanmıyor. Bitcoin'e özetle e, Twitter'da da grafiklerini attım. Baya pozitif gidiyor. E, şurada hatta Twitter'da attığım tweet'e taze grafik paylaşmıştım. Oradan bakayım. Şurada çok güzel bir kısımdan döndü e, Bitcoin. Hem Fibonacci geri çekilmesine uydu, hem de yükselen kanala uydu ve buradan ayrıca şey daha önceki direnç noktasında destek olarak algıladığını düşünüyorum ve ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Biraz dolar endeksinin birazcık izin vermesi lazım. Dolar endeksi de birazcık izin verirse. Ben yakın zamanda, gerçekten yakın zamanda hani belki de Nisan olmadan 63 binleri görebileceğimizi düşünüyorum. Bu da e, neredeyse %10'u geçik bir e, artma eder. Umarım bu çok sert olmaz. Bu şekilde yavaş yavaş olursa bizim de çok daha işimize gelip. Çelise bir de teknik e, temel teknik olarak bakalım ama çelizde olay temel. Temele geçeceğim zaten. Şimdi ya aslında grafik olarak Çiliz'de bir problem yok sadece şu yükselen trendi oluşturamayıp birazcık altına girmiş gibi duruyor ama hala ortalamaların altında öyle hacimler de çok çok kötü değil yani birazcık dinlenmeye ihtiyacı olduğu görüntüsünü veriyor hani ben 61 saatlere düşüneceğim görüntüsünü veriyor ama yine tekrardan yukarı kanala çıkmam da benim için zor değil diyor burada da şöyle bir direnci var. Şimdi teknik olarak dedik ki çok kötü değil. Ee, birazcık böyle hala dinlenme evresinde gibi duruyor ama temel olarak şöyle bir sıkıntılar var. E, ee, da şöyle bir bir dakika. Şimdi funmarketcup.com local rooms diye bir site var. Buradan şeyleri takip edebilirsiniz ilerisi içinde. Ee, ön satışı olan e, yapılmış ve kilitli kalmış tokenlar var burada. Bakın burada Manchester City, Blue Manchester ve Di Galacticos sanırım bu da Real Madrid oluyor. Ön satışları yapılmıştı. Bu normalde ben videolarımda da bahsetmiştim. 18'inde bu kilitler açılacaktı ama bugün de işte hatta böyle Telegram grubunda arkadaşlarla tartışıyoruz. Eee dedik hani bugün olacaktı falan bana da sordu. ne hocam bugün kilitler açılacaktı falan. Ben de açılmış olması lazım falan dedim. Onu bir gün ertelemişler. Şimdi bu bir gün erteleme hiç hoş karşılanmamış tabi. Hatta e, mahke Twitter'da gördüm. Kilis'in e, resmi tweet sayfasına siz nasıl bize sormadan bir gün erteleyebiliyorsunuz. Halbuki 18'inde döndüreceğimizi söylemiştik. Siz işte mahkemeye vereceğiz gibi. Yani yatırımlar bu, konu, bu konudan çok hoşlanmamış tabii ki. De. Aslında da birazcık normal. Sen 30 gün işte ya da 90 gün kilitliyorsun. Bir plan yapmışın. Adamlar diyor ki 91 gün kilitleyelim. Hatta şöyle bir şey de var. 17 Mart'a kadar uzatmayı kabul ediyor musunuz? Ortaklık. İşte böyle bir e bildirimler de atmışlar kilitleyenler. Hani ortaklık olursa şöyle %15 size vereceğiz. Ortaklık olmazsa da %10 vereceğiz gibi e bir mesaj da atmışlar. Buradan da neyi anlıyoruz? Bu City ile ve ile anlaşma olayı birazcık askıda sanırım. Bunlar birazcık sıkıntı. Bu da ne demek oluyor? Burada bir kilitli tokenlar var. Şimdi City ile Real olayı olmazsa sanırım taraftarlar bir şekilde daha ucuza birazcık daha zararlı şekilde çilize geçecekler sanırım. Ve bu çilize geçtikten sonra da nakite geçme ihtimalleri var gibi duruyor. Çünkü bu insanlar bu tokenları epeydir kullanamadılar. Eğer böyle olursa bir satış yiyebilir çiliz. Tabii şimdi birazcık da olumlu tarafa bakalım. Şöyle bir geldim. Bu Chilis'in resmi sitesi. Bir de CEO'larının ben CEO'larını takip ediyordum. Oradan bir bakayım. Bu arkadaş da CEO'ları işte 24 saat kaldı gibi bir şey yaptı. 5 saat önce. Yani 19 saat sonra. Yani akşam 7 gibi bir haber verecek sanırım. Bu da söylentiler şu F1 takımlarıyla anlaşacak ya da işte City ile Real Madrid ile anlaşacak söylentileri var. NBA var ben NBA ihtimalinin çok olduğunu düşünmüyorum bu kısa vade için. Böyle bir anlaşmadan bahsediyorlar. Bu da şöyle bir şey oluyor. Bu anlaşmanın kokusu çıkarsa belki de şöyle bir şey olacak. Bunun birazcık spoilerını da verecekler ve o insanlar tokenlarını satmadan bir heyecanla acaba bu haber ne diye bekleyebilirler. Çünkü Dokun açıldıktan sanırım 2 saat sonra bu haberi verecek. Düşünsenize dokunu satacaksınız ama şey de aklınızda olacak. Lan, bu adam 2 saat sonra neyin haberini verecek. Söylentisi belki birazcık satışı engelleyebilir. Ve bu da bir gri durum. Yani her türlü çiliste gri bir durum var. Dünkü yaptığım videoda da dediğim gibi. Dün için söylemiştim. 18 için söylemiştim. Ama bu gri durum bugün de devam ediyor. Ben ne yapacağım? Benim elimde çok az bir çilis var. Onları tutuyorum. Ee, onun dışında bu haberleri izlemeye devam etmem lazım. Ee, satış olacak mı? Satıştan sonra belki elimdeki o azı çıkarıp aşağıya hemen acil bir emir koyabilirim. Hani sat hemen emri koy yapabilirim. Ee, tabii terste kalma korkusu da olabilir. Ama o iki saati izledikten sonra e, bu Twitter hesabını takip edeceğim. Ve bu adamın ne haber verdiğini de merak edeceğim. Çünkü bir anlaşma yaptık derse çilisteki. Ee, ayın 19'unda yarın eğer olası bir satış gelirse bu düşüşler alım fırsatı olarak sanki değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Yani güzel bir fırsat verebilir gibi duruyor. Zaten düşüşlerinin de çok sert olmayacağını da yine düşünüyorum. Çünkü hacimli bir e, coin CHS. Yani durumlar böyle. Ee, daha fazla haberler çıkarsa Telegram kanalıma beklerim. Video açıklamalarından. Oradan haberler dar etmeye çalışırım. Bir de Sohbet Telegram kanalı var. Onu da Yorum olarak atayım bu videoya. Oraya da gelirseniz şu ile ilgili aldığımız haberleri birbirimize paslayalım. Çünkü durum gerçekten karışık. Kimse çilisin olası trenini kaçırmak istemez. Ya da para kaybetmek istemez. Ee, çok teşekkür ederim. Umarım birazcık faydalı olmuştur. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız memnun olurum. Çok sağ olun.